Sabah İdman'dan herkese merhabalar efendim. Yeni bir gündeyiz. Perşembe gündeyiz. 3 Aralık günündeyiz. Ve Başakşehir'in dünkü mağlubiyetiyle başlıyoruz. Charlotte'un golüyle mağlup oldu Başakşehir. Aslında İrfan Can Kahveci'nin kariyer maçı oynadığı bir gündü. Hat-trick yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan Türk futbolcular arasına katıldı. İrfan Can Kahveci. Hakikaten zaman zaman performansını sorgularız. Ne yapıyor, ne ediyor, düşüyor mu, performans yukarı mı çıkıyor diye. Ama dün hakikaten bir zirve yaptı. Ama maalesef bu zirve ona Başakşehir'in de puan getirtmeye yetmedi. Charlotte'un 90+2'de gelen golü, ki Charlotte da belli ki sadece Türkiye sınırı içerisinde gol atabiliyor. İle maalesef Paris Saint Germain'in de Manchester United'ı yenmesiyle Avrupa'ya veda etti Başakşehir. Canını sağ olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Bunlar tabii ki klasik söylemler. Zor bir gruptaydı Başakşehir. Oyun olarak bazı maçlar hariç hiç geride kalmadı. Oyun olarak cevap verdi. Ama olmadı. Ben tecrübesizdi, şuydu buydu filan diye söylemleri kabul etmiyorum. Yani Leipzigli oyuncular kadar tecrübeli bir kadro Başakşehir. Bu söylemi hiçbir zaman kabul etmeyeceğim. Ama çok basit goller yedi Başakşehir. Mert bir yandan çok önemli toplar çıkarttı, bir yandan gollerde hatalıydı. Ama dediğim gibi İrfan Can'ın hat-trick'i orada birazcık boşa gitti, heba aldı, yazık oldu diyelim. Bugün Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maccabi ile grupta tamam ya da devam maçı olacak bir noktada neredeyse. Ve Rıza Çalınbay korona teşhisi nedeniyle ekibiyle birlikte olamıyor maalesef. Ona da geçmiş olsun. Acil şifalar dileklerimizi gönderelim Rıza Çalınbay hocamıza. Başakşehir'de geçmiş olsun diyelim. Artık Avrupa'da sadece Sivas var. O da bakalım devam edebilecek mi? Şayet olmaz ise Avrupa'da bizi büyük bir çöküş bekliyor. Yani somut olarak karşı karşıya fiilen yaşayacağımız, sıramada buraya düştük, sıramada şöyle düştük filan birçok kişi etkilemiyor. Şampiyon olup o şampiyonumuz iki önemli oynamaya başladığı zaman sanırım herkes somut bir şekilde görecek Türk futbolunun nasıl dibe vurduğunu Avrupa'da. Şu anda hala herkes işte canları sağ olsun havasında. Sağ olsun da sadece o değil. Sabah gazeteden devam edelim. Bugün Volkan Demir'in bir haberi var, hemen bu haberimizin altında görüyorsunuzdur. Denizli'de yan yana görev yapacak olan Ozan Soza sonrasında formayı paylaşacak. Teknik heyet bundan böyle kadroda gerçek bir 10 numara Mert Hakan ya da Pelkas'ı kullanacakmış efendim. Birbirlerini olumsuz etkiliyorlar. Yani bu oyuncularla met edilmedi mi Fenerbahçe? Allah aşkına, yani ben bu şeyi anlamıyorum. Yani sorun Ozan'la Soza'nın, mesela Mehmet abi Soza'nın ilk kombide oynaması gerektiğini düşünüyor. O ayrı bir mevzu ama Ozan Soza döneminde, yani Ozan Soza bir arada oynayarak Fenerbahçe bu puanları kazanmadı mı? Yani bir Beşiktaş mağlubiyetiyle mi başladı olay? Olay acaba Erol Bulut Hoca'nın oyun mantığı açısında olabilir mi? Topu tutmayan, pas yapmayan yapısıyla alakalı olarak. Çünkü Ozan'la Soza oynadığı zaman da bunları yapabilir Fenerbahçe. Yani böyle bir mesela fikir geliyor kafama. Savunma yaptırmalı demiş mesela Gürcan Bilgiç. O maçın analizini yaptığımızda Fenerbahçe'nin problem çözmekte sıkıntıları ortada. Başlarda bunu kenarlardan taşıdıkları toplarla, yani bol orta ilerletmek istediler, ancak rakipler bunu öğrendi ve tedbir aldı. Dediğim gibi Fenerbahçe'de Erol Bulut'un en büyük sıkıntısı hangi oyunu, nasıl bir oyun oynayacağına karar verememesi. 10. hafta oldu. 2 tane milli takım arası oldu. Hadi bir de sezon öncesi hazırlıkları. Yani bu kadar zaman içerisinde artık somut bir A planı oluşması lazımdı. Fenerbahçe'nin oturmuş bir A planı yok. Bu rakipler açısından sıkıntı olabilir. Ya Fenerbahçe acaba nasıl çıkacak diye. Ama Fenerbahçe açısından daha büyük sıkıntı. Çünkü A planınız olmayınca oturmuş bir oyun sisteminiz olmuyor. Oturmuş bir oyun sisteminiz olmayınca da Sergen Yalçın gibi rakip analizi çok iyi olan bir teknik adama denk geldiğinizde size derbide etkisizlik yaratıyor. Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin bütün defolarının üzerine tespitte bulunmuş ve ona göre önlem almıştı ve ona göre bir hamle yapmıştı hücum hazırlığında da. Ya bunların hepsini uyguladı saha içerisinde futbolcuları. O yüzden bence en başta yapması gereken Erol Hoca'nın bir oyun sistemi üzerinde sabit karar kılması.
Başakşehir dediğimiz gibi üzücü oldu. Aslında bu gruptan daha fazla puan alabilirdi ama olmadı. Sayın Ahmet Nur Çebi dün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erol Kaynar sağ olsunlar bizi davet etmediler. Erol Kaynar biliyorsunuz Beşiktaş'ta iletişimin başına geçti ekibiyle beraber. Bunu da aynı zamanda yani basın bilgilendirmesi de oldu. Ahmet Nur Çebi de katıldı bu toplantıya. Ve Mustafa Deniz ile alakalı çıkan haberlere sitem ettiğimizi kesemezler diye. Bir haber de imza var Şafak. Hani Şafak bir de dediğiniz gibi önünüzü kesmek için ne bileyim Beşiktaş düşmanından dolayı yapıyorsa bu çocuk geçen sene Fenerbahçe maçının hemen öncesinde Beşiktaş Fenerbahçe maçının hemen öncesinde Emre Belözoğlu'nun Dirar'la mı olandı? Neydi? Kim neydi? Kavgasını haber yaptı. Yani Beşiktaş düşmanı olsa Beşiktaş önünü kesmek istese onu yapmazdı. Tam tersine. Hani haberi çağırdı zor. Tam bir gazeteci refleks olarak bir istihbaratını değerlendirdi. Bir belli yaktolardan teyit de alarak. Kaldı ki haberde şey diyor. Ahmet Nur Çebi görüşü demiyor. Sergen Yalçın'ı beğenmeyen yöneticiler, bazı yöneticiler diyor. Bunlar bak haberde Ahmet Nur Çebi'nin onayıyla, Ahmet Nur Çebi'nin izniyle, Ahmet Nur Çebi'nin bilgisi de aynı falan demiyor. Dikkatinizi çekerim. Erol Kaynar abimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım Beşiktaş iletişim çok daha iyi noktaya gelir. Çünkü bu konuda çok büyük sıkıntıları var Beşiktaş'ın. Bunu çok zaten sizle konuşmuştuk. 7 yıldır Beşiktaş forması giyen 37 yaşındaki Atiba ile ilgili olarak 1-2 yıl daha oynarım sözleri üzerine Beşiktaş yönetimi düğmeye basmış. Bu düğmeye bastıysa Beşiktaş yönetimi şu demek oluyor. Atiba yine ligin başlamasına bir hafta kala sözleşme imzalayacak. Beşiktaş yönetimi, Fikret Orman yönetimi sağ olsun. Ahmet Nur Çebi yönetimi sağ olsun. Atiba'ya o kadar çok haksızlık yaptılar ki transfer dönemlerinde, sözleşme yenileme dönemlerinde. Herkese patır patır paraları saçarken Atiba'ya o kadar ayrımcı davrandılar ki. Nasıl olsa anlayışı, nasıl olsa alttan alan bir adam, nasıl olsa uyumlu falan diye düşünerekten. Çok üzücü. Bir kez daha söylüyorum. Türk futbolunda son yıllarda örnek alınması gereken figür kim diye sorarsanız, yerli yabancı. Akla gelen ilk isim herhalde Atiba. Vardır başka isimlerde kimlerine göre ama herhalde Atiba ismi. Hele zaten Beşiktaş'ta hani ama yani Türk futbol figüründe son yıllarda dediğim gibi yani altyapıdaki oynayan öğrencisine, çocuğuna, benim çocuğum bir takımın altyapısında oynasa, çocuğum, evladım, Atiba'ya örnek al. Atiba gibi ol. Atiba gibi ol. Atiba gibi ol diye hep örnek veririm. Bir insan sağ içinde de sağ dışında da hani böyle şey olur ya. Sağ dışında tanısan çok seversin. Atiba'yı sağ içinde de seviyorsunuz. Değişmiyor. Değişkenlik göstermiyor. Sağda neyse sağ dışında da çizdiği profil hep aynı Atiba'nın. O yüzden Türk futbolu için, Beşiktaş için çok değerli, çok özel bir isim haline geldi. Atiba Açınsın. Taylan Antalya'da artık bu sezonun flash adamı olmayı başardı herhalde dersek yanlış olmaz. Geride kalan 10 haftada onu yetiştiren isim ilk hocası Sait Kara Fırtınalar. Türk futbolunun çok önemli bir ismidir Sait Hoca. Kendisi Redondo adını takmış. Real Madrid efsanesi Redondo adıyla kabanı takmış. Bu performansıyla değişmezi olur diyor. Milli takımın Redondo'da Milan Real Madrid'de filan 2004'te bırakmış ya. Oo, o kadar oldu mu ya Redondo bırakalı? Vay 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 vay. Vay anasını satayım. Of yaşlandık be. Yaşlandık be. O meşhur Bebeto'nun gol sevinci vardır ya. Böyle hani bütün dünyayla artık fenomen haline gelen bu gol sevinci. O çocuk baba oldu şimdi o böyle yapıyor. Yaşlandık. Yaşlandık çok. Bu sezon Taylan'ın sezonu olur. Orta sahada Donk değil Taylan oynar diye demiştim diyor. Galatasaray'la hazırlık maçı yaptığımızda demiş. Ümraniye Spor'un başındayken. Fatih Terim yetenekten çok iyi anlayan usta bir hocası var. Biz geçen sene oynatmadı. Demek ki bir bildiği varmış. Yani geçen sene niye oynatmadı demek yerine ben şahsen demek ki bir bildiği varmış diye söyleyebiliriz. Ve Olimpiyat Stadı'nın sonunda gerçek yeni yüzünü görmeye başladık efendim. Federasyonun gizli kapaklı herkesten saklayarak yaptığı bu inşaat diyelim. Sonunda ilk defa bir fotoğraf paylaşıldı. Daha doğrusu fotoğraf çekildi. Fotoyu da Selçuk Şamiloğlu çekmiş efendim. Bugün gazetede var Adem Kabayel'in haberi. Hürriyet gazetesinde sevgili Adem tebrik ediyorum. Merak edilen bir şeydi bu. 2020 Şampiyonlar Ligi ev finalini, Şampiyonlar Ligi finalini ev sahibi yapacak Olimpiyat Stadı. Korona bir noktada yardımcısı oldu çünkü Olimpiyat Stadı yetişmiyordu. Sonrasında biz şey demiştik, bizimkiler şey dedi ya,
biz işte teklif ettik filan hani böyle böyle olsun filan diye. Sonra UEFA işte açıklama yaptı değil mi, o kura çekiminde alıp Lizbon'a vermemize okey dedikleri için teşekkür ederiz diye. Kuzey Kale arkası tamamlanmış rüzgar duvarı uygulamasının maliyeti yazıyor burada. Güney Kale arkası panel 9 Aralık'ta tamamlanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın eski hali yeni halini öyle paylaşmışlar. Tartan pist artık Olimpiyat Stadı değil yani kendisi. Tamamen futbol stadı. Hasbelkader atletizm müsabakaları yapılıyor, artık o da yapılamayacak. Yani Olimpiyat Stadı artık, o da Olimpiyat Stadı olmaz, Atatürk Stadı olur sadece. Ne yaşayacak şimdi bundan sonra merak ediyorum. Orada en azından bir olimpiyatlarımız vardı. Şey adaylık şey yapabilirdik, şöyle olabilirdi, bu olabilirdi. Hani yaptık bunu. Avrupa'yı kucaklamaya hazırız. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. 74.753'e çıktı kapasite. Harika olmuş. Resimler var. Siz de görüyorsunuzdur şurada. Ya da şurada artık nereye koyacağım bilmiyorum. Rakamlarla Olimpiyat Stadı 28 adet loca var. Ondan sonracıma UEFA tabiri doğrusu 370 metrekare mix zone alanı düzenlenmiş. VIP tribünde 56 adet, localarda 391 adet, VIP tribünde 590 adet yeni koltuk. Ha, VIP tribünde yani protokolde 56, localarda 391, VIP'de 590 adet yeni koltuk var. 9800 kırık koltuk yenilenmiş. Toplam 158 adet iç, 33 adet dış üniteli VRF klima sistemi eklenmiş. Engelliler için uygun 24 yeni turnike ve okuyucu eklenmiş. Engellilerin erişimi için 35 adet yeni çelik platformda yapılmış efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi burada sevgili Süleyman Arat'ın bir haberi var. Bu ne şanssızlık diyor ama, ya ama yapmayın, gözünüzü seveyim yapmayın ya. Süper Lig'in en geniş kadrosuna sahip Kanarya sakatlar nedeniyle varlık içinde yokluk çekiyor. Bu haftaki Denizlispor maçında kaleci Altay, sağ bek Gökhan ve santrforvat ise yedekleri olmadan sahaya çıkacak. Bir kere yedi olacak. Üçüncü kaleci var Fenerbahçe'nin. Altyapıdan da olsa yedi var. Dua etsinler hakem VAR'a gidip Altay'ı atmadı kırmızıdan Fenerbahçe maçında. Hani herkes çok bağırıyor çağırıyor ya. Herkes mutsuz ya. Mutsuz olduklarından sebeplerden bir tanesi bu. Altay atılsa Fenerbahçe o zaman ne yapacak? Asıl o zaman varlık için yokluk olur. Ama bu varlık için yokluk değil yani, bir sakatlık var. Neymiş? Sağ bek Gökhan ve santrfor yedekleri olmadan sahaya çıkacak. Abi yani. Yani bu varlık için yokluk değil, kusura bakmasınlar. Öyle bir şey değil. Altay, Gökhan ve Sisse yedekleri olmadan sahaya çıkacak. Bulut'un Pazar Perotti'nin yerine Thiam'a İlk 11'de görev vermesi, Ferdi'yi de kulübede oturması bekleniyor. Hele hele Perotti zaten sakatlanacağı çok aşikardı. Maalesef inşallah olmaz diyorduk. İyi de gidiyordu ama oldu. Ama Perotti'nin zaten sakatlık haberi. Yani maalesef aşikar bir durum. Tıpkı Falcao'da bahsettiğimiz mevzu. Galatasaray Başkanı Sayın Cengiz 1905 GS Yiğit ödül töreninde konuştu. Camiaya da üstü kapalı bir şekilde sağlığım yerinde yeniden adayım dedi. Yeni yarışın olacağını ima etti diyorlar. Mayıs ayında sevgili Nevzat Dindar haberi. Zaten hani şey olmayacağı belliydi. O seçim olmayacağı belliydi. O seçim iptal oldu. Ve o iptal olduktan sonra da artık siz din adını Galatasaray seçim tartışmasından kurtuldu. Sağdaki oyuncu grubu da sahaya tekrar kanalize olmayı başardı. Burada bitmeyen çile, imzasız bir haber, bir ara hani şey analiz, araştırma. Bu sezon savunma istediklerini bulamayan Fenerbahçe devre arasında yine transfere başvurmayı planlıyor. Sarı 5 yıllık süreçte Neuchterder, Şikörtel, Neto, Reyes, Serdar Aziz, Sadık, Zanka, Rami, Tisserand ve Lemos'u getirse de kalıcı başarı sağlayamadı. Geçen videoda demiştim. Fenerbahçe'ye stoper transfer piyasasında likidite sağladığı için, para akışı sağladığı için teşekkür etmek lazım. Fotomaç demiş ki Galatasaray Rodriguez sürprizi, Onyekuru'ya Fenerbahçe kancası. Allah'ım ya Rabbim, alemsiniz ya, alemsiniz. Bir de kesin Onyekuru'nun menajerinin haberi var. Bir şekliyim diyor Galatasaray'a biraz daha ekstra bir 300 bin 400 bin de eklersek maaşa, oh lop olur. Ve Onur Dinçer'in haberi. Şampiyonlar Ligi'nde de bir takım değişiklikler meydana gelecek. Bu arada bugün almadım ama bugün ayrıca bir videoda da konuşuruz. Olimpiyatlarla ilgili yaparken program. Tokyo'da açıkladı bazı kriterlerini. Şimdi yapılan değişiklikler ne? Mevcut sistemde her bir takım en az 6 maç oynuyor. Yeni sistemde takımlar en az 10 maç yapacak. 5 içeride 5 deplasmanda olmak üzere 10 farklı rakibe karşı oynayacak maçlar sonunda tüm takımlar tek bir puan tablosunda sıralanacak. 10. maçların ardından puan cetvelinin ilk yarımlık bölümünde sıralanan takımlar yollarına son 16 turunda devam edecek.
Bu tur için kura çekimi olmayacak. Birinci takım 16 takım arasında ekip ile eşleşecek. Euroleague tarzı herhalde. Yani öyle. Basketbol da yani Euroleague tarzı değil. Basketbol tarzı aslında. Puan tablosunda 17 ile 24. sıra arasında kalan takımlar yollarına UEFA kupasında devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde. 24. sıranın altındakiler elenecek. Çeyrek finalistler bir yıl sonraki yıl için şampiyonlar yine katılmak kazanacak. Diğer katılımcılar kendi liglerindeki durumuna göre katılım sağlayacak. Hadi bakalım. Böyle bir formata doğru gidiyor. Büyük takımların birbirleriyle daha çok oynaması, rekabet arttırmak. Diğer takımların daha fazla maç yapması, gelirlerin ikiye katlanması. Hedef bu. Bakalım daha ne kadar cılkını çıkartacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin. Diyelim ve bitirelim mi? Tamam, bitirelim. Bugünlük bu kadar. Yarın yepyeni bir sabah idmanında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.